doğru ticaret anlayışı. Büyüklerden biri şöyle anlatıyor. Bir hastayı ziyarete gitmiştim. Hasta ölmek üzereydi. Kendisine şehadet kelimesini telkine başladım fakat adam bir türlü şehadet getiremiyordu. Adam biraz açılınca, ''Kardeşim ne oluyor ki sana telkin veriyorum da şehadet getiremiyorsun?'' Adam, ''Kardeşim, terazinin dili, dilimin üzerinde şehadet getirmemi engelliyor.'' dedi. Ben Allah aşkına söyle, eksik mi tartardın?" dedim. Adam, "Hayır. Sadece terazinin tam tarttığını anlamak için bir müddet beklemeyi terk ederdim." dedi. Hazreti Peygamber buyurdu ki: Sallallahu aleyhi ve sellem, "Alıp satanlar birbirlerinden ayrılmadıkça vazgeçmekte serbesttirler." Alıp satanlar alışverişi sıdk ve doğruluk üzere yapar, kusuru beyan ederlerse alışverişi her ikisi hakkında da mübarek kılınır. Yalan söylerler, kusurları gizlerlerse belli bir kar sağlasalar bile alışverişlerinin bereketini kaybederler. İmam Zehebi rahmetullahi aleyh, Büyük Günahlar, sayfa 203. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli, ayette sırat mustakim ashabı olarak zikredilen peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Tirmizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Sizden önce yaşayanlardan bir tüccar vardı. Halka borç verirdi. Borçluları arasında fakir görürse hizmetçilerine, onun borcundan vazgeçiverin. Böylece Allah'ın da bizim günahlarımızdan vazgeçeceğini umarız, derdi. Allah da onun günahlarından vazgeçti. Kütüb-ü Bir de kara borsacılık olan ihtikar, şiddetli ihtiyaç olduğu bir zamanda, gıda maddesini satın alıp, kıymetini daha fazla arttırsın diye, onu hapsetmektir ki haramdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında şöyle buyuruyor Şehirlerde yaşayanlar Allah yolunda hapsedilmiş kimselerdir Gıdalarında onlara ihtikar yapmayın onlara fiyatları yükseltmeyin zira kim onlara bir gıda maddesini 40 gün hapsetse sonra da tamamını tasadduk etse yine de işlediği günahı affettiremez Münzeri rahmetullahi aleyh et tergip ve terhib. Cilt 3 sayfa 27. 4 Mayıs Mevlana takvimi